Nepal niye peki? Bir özel meditatif sistemlerle, yani şimdi senin bu Koza'dan başlayıp ta uzaklara kadar giden, sonra bir döngüyü anlattın, hayatın döngüsünü anlattığın iklimlere dair hep böyle bir kendine yolculuk var gibi. Evet. Hayatın anlamını ararken aslında sen biraz da kendini de arıyormuşsun gibi ve işin aslına bakacak olursak pek çok anlamlı felsefenin de bin yıllardır aramakta olduğu, sormakta olduğu soruların temelinde yatan bir şey. İnsanın kendini arayışı, anlamını, bu hayatın anlamını arayışı. Bu sinemacı olarak iç dünyandaki kendini arayışın da söz konusu. Belki sinemayı ona bir araç olarak seçtim. İyi ki de seçmişsin, biz senin bu arayışına şahit oluyoruz biz de bir yandan. Ama bir de dış dünyada da bir arayışın sanki bir dönem olsun. Nepal o yüzden bu seçimlerden birisiydi. Yani senin yaşındaki o yaşlardaki, 20'li yaşlardaki gençlerin hepsi İtalyalara, İbizalara, şuralara, buralara falan gitmeyi isterken sen tutmuş Nepal'e gitmişsin. Vallahi belki de şöyle, yani içimde büyük bir boşluk, böyle kara delik gibi bir şey hissediyordum. Hmm. Yani onu doldurmaya çalışıyordum sanki. Hmm. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Çünkü bana acı veriyordu bir bakıma. Hmm. Belki hala öyle bir şey var ve sinema belki de o boşluğu biraz olsun doldurmamı sağlıyor. O günler dediğim gibi İngiltere'ye gitmiştim ve hayatta ne yapmak lazım, nerede yaşamak lazım, bunu hissetmeye çalışıyordum. Çünkü kolay sıkılan bir insanım ve her şeyden sıkılıyordum. O boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Tabii İngiltere'de yaşarken bir yandan da bakıyordum, yani bu mudur? Yanıt burada mı falan diye. Batı kültürüne bakıyordum, işte kendimle çarpışmasına. Sorguluyorsun. Evet, filmlere gidiyorum falan, kitaplar okuyorum. Bir nokta geldi ki... Sinemacılık o sırada başladı mı? Başlamadı yani. Hayır, sinemacılık başladım. Hiç yok. Ama sinemaya gitmeyi seviyorsun. Yani fotoğraf hobi olarak var ama onu da yani bir hayatı doldurabilecek bir şey olarak çok görmüyordum. Sadece mühendislik yapmak istemediğimi hissediyordum. Ne yapacağız şimdi gibi bir korku vardı. Batı'da kaldıkça içimdeki boşluğun iyice büyüdüğünü gördüm, hissettim yani. Ve giderek beni korkutmaya başladı hatta. O zaman sanki yanıt başka bir yerde gibi bir duygu uyandı. O noktada bir kitapla karşılaştım falan. Devamlı kitapçılarda dolaşıyordum zaten. Ne o kitap? Nepal, Hindistan, oralarda trekking falan, böyle geziler falan. Bir anda yanıtın doğuda olabileceği. O mistik tarafından mı almıştı, turistik tarafından mı almıştı o kitap? Valla turistikti ama içinde mistik şeyler de vardı. Ben de işte bir şeyden medet umduğum için neye rastlasam... yani belki başka bir şeye rastlasaydım o yöne gidebilirdim. Gideyim bari dedim. Bir bakayım oralara. Evet. Bir orada deneyeyim kendimi. Bir kere benim doğama hiç uygun olmadığını anladım. Hmm. Yani ben daha bireysel bir insan olduğumu, böyle sürüler halinde yaşamaya uygun olmadığımı çok kısa sürede anladım. Yani ondan sonra cevabın orada olmayacağını hemen hissettim ve ondan sonra hiç merak da duymadım o şeye. Yani ben doğa da çok beni bir noktadan sonra ölmüşüm gibi hissettirebilir. Yani Mayıs sıkıntısı da biraz bu mu? Bunun dışa vurumu mu? Olabilir. Kısmen. Yani ama şehir hayatından doğa, da çok... Yani karmaşık insan ilişkisinin yanında yine de biraz ilkel kalıyor bana göre. Yani insan ilişkisinin karmaşası daha zengin geliyor bana. Ve daha mı cazip geliyor? Evet. Oo. Yani doğaya ihtiyaç duyarım ama daha kısa sürelerle. Yani sürekli uzun süre kaldığım zaman böyle o yaprakların hışırdaması, rüzgarın esmesi falan böyle çok tuhaf, ürkütücü bir duygu uyandırabiliyor içimde. Senin bir de hızla ve zamanla da bir derdin var gibi geliyor bana. Var tabii, yani herkesin var herhalde. Yani zamanın geçtiğini trajik bir şekilde hepimiz duyumsuyoruzdur. Bunu ilk hissettiğin anı hatırlıyor musun? Hep hissettim aslında. Yani o geçicilik tabii yaşlandıkça büyüdü, arttı muhakkak. Sen şimdi demişsin ki hem sinema dili olarak hem de hikaye olarak herkesin başına gelemeyecek kadar özel olaylar, ilginç olaylar ilgimi çekmiyor demişsin. Yani mesela ben bizim seninle sinemacılığımızın ayrıldığı yer orası. Seni alıp batıya götüren de belki de bu seçimin, doğru seçimin.
yani dünyaca tanınmanı sağlayan. Ben çünkü haber değeri olan olaylar olsun istiyorum anlattığım filmlerin içerisinde. Sense tam tersine haber değeri taşımayan bir olay olsun istiyorsun. Evet, evet, tabii. Buradan peki burada seyirciler için ilgiyi çekecek noktanın ne olduğunu düşünüyorsun? Düşünmüyorsun belki de. Ama düşünürsek ne olmalı? Seyirci neye bakmalı? Vallahi orasını bilemem. Yani benim ilgimi çekiyorsa muhakkak seyirciler için de ilgisini çeken vardır diye hayal Çekenler ediyorum. Çekenler vardır. Tabii. Ha. Yani bunlar azınlıkta olabilir ama o fark etmez. Yani sonuçta film yapmak eninde sonunda insanın kardeş ruhlarına gönderdiği bir mektup gibi bir şeydir. Hı. İnsanın kardeş ruhlarına gönderdiği bir mektup. Evet, yani hani bir yalnızlıktan kurtulma mektubu gibi. Yani bir de niye öyle şeye ilgi duyduğumu söyleyeyim. Fazla sıradan olaylara. Çünkü bana çok zengin geliyor zaten. Sıradan hayat. Yani ben bir kafede oturduğumda, yani yan masada bir anne kıza falan baktığımda zaten o kadar onların mimiklerine, jestlerine falan baktığımda yani bütün hayatı görüyor gibi oluyorum. Şimdi o kadar renkli gelen bir şeyi sadece yani onu anlatmak istiyor. Beni direkt olarak çekiyor. Yani çünkü büyük olaylar koyduğunuz zaman bu detayları biraz gölgede bırakıyor. Yani göz seyirci hemen onunla ilgilenmeye başlıyor. Onu bekliyor falan. Ben baştan şeyimi öyle koyayım ki hani hatta filmde böyle büyük olaylar, action falan olduğu zaman onları biraz törpülerim. Çok hani şey yapmasın. Detayları alışkanlık yaratmasın şeyde diyor. Yani beklenti yaratmasın. Çünkü mesela bu son filmimde bir kaza sahnesi çekmiştim. Yani çarpma anını falan. Hangisi? Üç maymunda. Çarpma anını falan çekmiştik yani. Hepsini gayet de iyi çekmişiz. Fakat kurguda onu attım mesela. Yani öyle sadece onun kaza olduktan sonra geçtim falan. Hem de iyi çekmişiz diyorsun. Çünkü o durumda gölgede kalabilecek olan yerleri aslında aydınlatmak istiyorum. Biraz o yüzden. Peki tam burada Ferzan Özpetek'le ilgili bir soru soracağım. Ferzan'ın son filmini görebildin mi? Görmedim. Mükemmel bir gün. Mükemmel bir günde Ferzan bir cinnet, bir psikopat, bir aşık ve bir cinnet olayını çekmiş. Mesela senin ölçeğinde bu nereye giriyor? Artık o kadar çok cinnet olayı var ki senin hani ben sıradan olayları çekmek istiyorum diyorsun. Cinnet artık sıradan da bir olay bir yandan da. Kendisi tek başına büyük bir olay. Evet. İlgili kişiler için. Ya tabii benim kalemim değil ama yani her şey çekilebilir. Yani Ferzan'ın da gayet iyi çektiğine inanıyorum. Yok, ben kesinlikle. Seni kaleminin kriterini anlamak için sordum. Evet. Zaten Ferzan'ı değerlendirmek için değil de senin kaleminin kriterini. Yani şu anki hayatım itibariyle değil. Ama evet. Bir gün benim için de daha başat bir hale gelebilir. Öyle bir problemim olur. O sınırlara dayanırım falan. O zaman benim merak ettiğim bir unsur haline gelebilir. Ama şu anki hayatımda beni daha çok heyecanlandıran şeyler var. Yani onlar üzerine eğilmek isterim. Hepsi bu yani. Duruma göre değişiyor yani şeye göre. İnsanın yaşamakta olduğu duruma göre ilgi alanları değişebilir. Tabii. Röportajında şöyle bir şey söylemişsin. Spesifikleşmeyi severim. Yine aynı bölgede yeni bir film çekmeyi istiyorum. Ama daha az hata yaparak. Kasaba filminin sonrasında. Nelerdi hatalarım kasabada? Valla bir kere dublaj beni çok rahatsız etti. Yani o zaman 2C bir kameramız vardı ki sesli çekmek mümkün değildi o kamerayla. Çünkü makineli tüfek gibi çalışıyordu. Yani kendi sesi zaten çok vardı. Dolayısıyla amatör oyunculara tiyatrocular tarafından dublaj yapıldı. Bu gerçeklik duygusunu epey zedeledi. Bir de bu çekimler sırasında ben amatör oyuncuların çok zengin, sesli çekilirse eğer, çok zengin durumlar yaratabileceğini hissettim biraz. Anlık süpleksler, evet. Anlık tepkiler. Yani belki de kasabayı çekmemiş olsaydım amatör oyuncuyla devam etmezdim. Ama o süreç bana sanki orada bir zengin bir şey var ve sesli çekimle ben bunu halledebilirim. Ve bunlardan hayal gücümü aşan bir takım zengin detaylar alabilirim duygusu geldi bana kasabayı çekerken. O yüzden bir denemek istedim yani. Fazla da riske girmeden aynı oyuncularla. Çünkü ben o dönemde kendi paramla film çekiyordum. Yani öyle çok pahalı işlere de girişecek bir durumum yoktu. Zaten kendi ailenden, aile fertlerinde sık sık filmlerine yer veriyorsun. Bu filmlerin bütçesi olmadığı için olmasa gerek sadece. Başka
bir neden söyleyebilir misin? Var mı bir neden daha? Valla ben Koza'da ve kasabada onların iyi oyuncu olduklarını da gördüm. Yani böyle bir şey de var. Çünkü... Kasabadan görüntüler değil mi? Bu siyah beyaz ve olağanüstü resimleri olan Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafçılığıyla, fotoğrafçılığını da bizim gözlerimizin önüne seren en önemli, her filmi çok önemli ama onlardan yine bir tanesi. Mesela şu kadraj iklimlerde de var olan bir kadraj. Sol tarafa camiyi alarak çektiğin kadraj. Tabii yani buralarda sinemayı anlamaya çalıştığımız, öğrenmeye çalıştığımız dönemler. Öğrenmeye çalıştığımız yani dönemler desem bile çok ustaca bütün kadrajlamalar değil mi? Kadraj konusunda fazla sıkıntımız yoktu belki ama yani bütün çektiğimiz şeyler bağlanınca ne olacak onu hissedemiyorduk daha tabii muhakkak. Çünkü sen Koza'da de... diyalog yoktu ve pek konuşma pratiği yapmamıştım. Yani iki insanı konuşturmak bile acaba çalışacak mı, nedir bunun sırrı diye o dönem düşünüyor insan. Bilge, sen hiç asistanlık da yapmadın değil mi kimseye? Yapmadım, hayır. Sinemanın okulu, ha gittin gerçi Mimar Sinan'a. İki sene mi devam ettin? Evet. Ettin mi devam ettin mi? İki yıl devam ettim ama o dönemde video kameralar henüz yoktu. Yani dolayısıyla hani böyle çok pratik falan yapamadım. Ha. Hep teorik düzeyde işte dersler, film analizi şu falan oluyordu. Yine de faydası olmuştur. O başka ama yine sonra de kendini yetiştirdin. Bir arkadaşımın için filminde, bir kısa filmde oynadım. Başrolde. Oyunculukla başladın yani sen bu işe. Evet ama şartım şeydi, bütün aşamaları görmek istiyordum. Ha. O daha faydalı oldu sanki bana yine de. Evet. Yani böyle bir... İçeriden. Bir çok hoşuma giden bir sözün de sinemada ilk yapmam gereken şeyin reklam estetiğini kırmak olduğunu fark ettim. Şimdi ben reklam da çektim ama fotoğrafta. Reklam, tanıtım, seramik katalogları yaptım. Çok özür dilerim. Bu da çok en sevdiğim planlarından bir tanesidir kasabanın. O yüzden yani bir ürün hakkında, ürünü her zaman olduğundan daha iyi göstermeye yönelik ve insanda yani sezgisel olarak bir sahtelik duygusu yani elinde sonunda uyandıran... Tevazusunu bir, aşacak kadar küstah yani, yapısına reklamı. Tabii o şey, sektörü de şey yapmak istemiyorum da sonuçta yani reklamlar diye bir şey var hayatımızda. Ve bir filmi daha inandırıcı kılmak istiyorsak yine de bu bir reklam değil duygusu biraz yaratmak durumundayız gibi geldi bana. Öyle bir şey hissettim. Çünkü yani bir görüntüler bombardımanı altındayız sonuçta ve insanın yani bir şeye bakmaya pek vakti yok. Dolayısıyla yani samimi bir şey yapmak isteyen birisinin o samimiyetini bir yerden hissettirmesi lazım. O da sanki biraz reklam estetiğinden her anlamda kopmak olduğunu daha raw, daha saf bir kaliteye, bir sinema şeyine yönelmek gerektiğini o dönemde öyle düşünmüştüm yani o lafı söylediğim dönemde. Sinema yapmaya karar verdiğimde en fazla ihtiyaç duyduğum şey öncelikle cesaretti. Evet, ben biraz geç başladım sinemaya. 36 yaşında çektim Koza'yı. Yani insan gençken daha cesur oluyor. Ama yaş ilerledikçe korkular artıyor. O yüzden biraz cesarete ihtiyacım olmaya başladı. Yani o 20 yaşındaki o gençlik cesaretiyle tabii ki bir takım hatalar yapılabilseydi daha iyi olurdu yani. O ilk süreçler aşılırdı. Daha ne olacak Bilge ya, Allah aşkına? Daha nereye gideceksin? İyi olacak. Daha erken de başlanabilirdi tabii. 36 yaş biraz genç. Yani her geçen gün yine de bizim enerjinin azaldığını hissediyor insan. Şimdi birazcık da bahis sıkıntısından gerçi konuştuk ama biraz daha konuşalım. Ne kadar gerçeklikle örtüşüyor bahis sıkıntısı? Senin hayatın, yine senin büyüklerin var, aile bireylerinden. O köyden kasabadan yani insanlar gerçek hayatımla var. Gerçek hayatla ne kadar örtüşüyor? Tabii. Şimdi tam örtüşmüyor. Aslında annem ve babam İstanbul'da yaşar benim. Orada yaşadığını zanneder herkes o film yüzünden ama. Sadece babam ara sıra oraya gider kalır.
Ama asıl burada yaşar yani. Annem dönem, sürekli burada yaşar. Bir dönem orada yaşamamışlar mı? Ya ben 10 yaşından önce. Çok eskiden. Ha, tamam. Ya yoksa o filmdeki gibi bir hani sinemacı geri döner ailesinin yanına falan öyle bir durum hiç yok yani. Evet tamam, beraber İstanbul'a geldiniz ama sen 10 yaşına kadar hep beraber de orada mıydınız? Ben 2 yaşına kadar buradaydık. Ben burada doğdum. Ha. Sonra babam tayin oldu oraya. 2 yaşından 10 yaşına kadar orada kaldık. O dönemde orada lise yoktu. Peki tayin? Ablam lise çağına gelmişti. O yüzden buraya tekrar tayin olduk. Orası oldu, sizin falan. Memleketiniz miydi? Babamın ve annemin memleketi. Zaten ha, memlekete evet. Tayin çıktı. Ha. Babam Amerika'da master falan yapmıştı. Ziraat mühendisi olmuştu ve öğrendiklerini biraz memleketinde uygulamak gibi idealist amaçlarla dönmüştü. Aslında tayinini istedi oraya yani. Annesinin babasının yaşadığı yere. Daha sonra da ablamın okulu nedeniyle tekrar buraya geldik. Gelelim uzağa. Belki de en otobiyografik filmin, senin bir röportajdan alıntı yapıyorum yine. Böyle diyebilir miyiz gerçekten? Ya da neden böyle diyorsun? Valla orada da söylediğim gibi belki. Belki, ha, yani güzel. Bir an öyle geliyor, bir an böyle geliyor. Çünkü her filmde otobiyografik öğeler muhakkak var. Mutlaka ama bazısı bazen insana daha dominant geliyor. O en otobiyografik zannediyorsun. Ve zamanla ben de unutuyorum yani ne otobiyografik değil. Hayatla iç içe girmeye başlıyor filmler biraz. Ama yine de yani uzaktaki Mahmut karakterini yani en iyi anladığım karakterlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani bencil özellikleri, fazla bireyci, fazla egosantrik yani yapısıyla. Bireycilik potansiyeliyle bunun zararını gören sonuçları arasındaki ilişki açısından filan da. Yani ben her insanın ruhunda bireycilik olduğuna inanıyorum da. Zaten bu çok önemli yaşatıcı güdü zaten. Evet. Bireyci olmasak dıştan gelen tehlikeleri savuşturmaya değil, onlara böyle dururuz ve yok olur gideriz. Benliği korumak için bencillik gerekir elbette. Onun ölçüsü başka bir ahlaki tartışmadır. Onunla girdiğimiz ilişki açısından filan da söylüyorum yani. Kendisine karşı da acımasız olabilen bir tip olarak görüyorum ben Mahmut'u. Yani bu tarafının kendisine verdiği zararların farkında da olan biri. Ama sanki bunu bu kaderini değiştirmeye gücü yokmuş gibi. Kronik bir intihar. Bir bakıma yani hani hastalığı bilirsin ama yapacak bir şeyin yoktur gibi bir şey. Bu felsefeyi felsefe diye tanımlayalım. Biraz iklimlerde de hissediyoruz aslında. Evet. İklimlerdeki karakter, İsa karakterinde de gördüğümüz bir şey bu. O da kendi bencilliğinin içinde kavruluyor. Oradan o kozadan çıkmaya çalışıyor. Yine onu uzun uzun konuşacağız ama burada Mehmet Emin Toprak'tan söz etmeden geçemeyeceğim. Senin çok değerli bir oyuncun ve maalesef Cannes'da en iyi erkek oyuncu ödülünü almış olmasına rağmen ödülü aldığını göremeden kaybettiğimiz, çok genç yaşta kaybettiğimiz Emin Toprak. Şimdi onunla ilgili bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim istersen. İstersen görüntünün üstüne de seni nasıl etkiledi Mehmet Emin'i kaybetmek? Biraz bizde